Föş mü? Föş değil, foş. Su attım yüzünüze ayılın diye. Atilla hocam. Aa Özgür hocam. Bakın bunları tanıdınız mı? Ne bunlar? Aa zam gazıyla enflasyon canavarı. Ya zam gazıyla enflasyon canavarı. 94 krizinden sonra varımı yoğumu satıp bunlara bastım, aldım eve getirdim. Niye ki? Niye ki? Bir dahaki ekonomik krize yatırım yaptık aslanım. Ekonomi tekrar alev alınca neden yine zam kazığıyla enflasyon canavarında kalacak dedik. O zaman da voleyi vuracağız dedik ama ne oldu? Ne oldu? Siz peydah oldunuz. Swap dediniz, efektif kur dediniz, açığa satış dediniz. Milleti İstanbul İktisat mezunu ettiniz. Herkes Wolf of Wall Street oldu başıma. Kahvelerde borç alacak konuşacak adamlar gittiler nominal faiz değeri konuşuyorlar. Çarşıda pazarda her şey ateş pahası diyecek teyzeler şimdi arbitrajdan dem vuruyor. İyi işte halkın ekonomik bilinci. Kes! Ağzından bileşik faiz lafı çıkanı canavara yediririm Allah'ıma. Bak 20 senedir bakıyorum ben buna. Son yıllarda alım gücüm de kalmadı zaten. Son 2 senedir aç bitir salamla besliyorum ben bu hayvanı. Üstünüze salarım anında ikiniz de yutar ha. 2 aydır ishalim abi. Tamam az kaldı sabret. Şimdi bundan sonra şöyle yapıyoruz. Mesela memleket döviz şoku yaşıyor. Ne diyeceğiz? Merkez Bankası derhal faiz arttırma. Hayt sakın. Zamlar kapıda. O kadar. Yeşilada. Brent petrolü varil fiyatı %10 arttı. Ne diyorsun? Vatandaşın beli büküldü. Heh aynen. Demirtaş ne diyecekmişiz? Enflasyon canavarının gözü vatandaşın cebinde. Bravo kaptınız. Böyle 90'lar gazete manşetleri gibi şeyler yazıyoruz. Zam kazıyla enflasyon canavarı görsellerinde yanında iliştirip tweet'e ateşliyoruz tamam. Hemen şimdi bir iki poz alalım da ilk tweetleri atın. Canavar gel oğlum. Abi Mahfi Eğilmez tweet atmış. TÜİK verilerine göre uyumlaştırılmış gayri safi milli hasıla. Mahfi! Söyleyin bari ben ne yapayım? Bunları elden çıkarıp nereye yatırayım? Döviz mi? Faiz mi? Altın mı alayım? Ne yapayım? Yalnız biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. İyi mi yapıyorsunuz?